Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mighty kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Güzel bir indikatör videosu kombinasyonuyla tekrar karşınızdayız. Ee, sağlam bir stratejiden bahsedeceğim size. Ee, yani o akıl alan e, aklınızı başınızdan alan indikatör bu değil. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Onun zamanı var. Zaman gelince onu da anlatacağım size. Şu an güzel bir kombinasyon içeriğine sahip indikatörden bahsedeceğim. Arkadaşlar dün Bitcoin bir düzeltme yaptı. Bir düşüş gerçekleşti. 43 bin dolar seviyelerine kadar indi. İnce ince hala iniyor şu an. 43 bin de şu an. Aslında ben bu düşüşü bir gün önceden biraz fark ettim. Bununla ilgili size YouTube topluluk sayfasından Bitcoin çok kritik seviyede dikkatli olun diye mesaj attım. Neden çok kritik seviyede arkadaşlar? Ee, şimdi haftalık hani oba formasyonunu takip ediyoruz. Yani şu an oba formasyonu daha böyle tam olarak gerçek seviyesine inmedi. Ee, ama Nadar ve Kaufman indikatöründeki yeşil oklar kayboldu arkadaşlar. Yeşil oklar kaybolduğu için açıkçası bir düşüşün gerçekleşeceğini gösterdi. Hemen bakın size şöyle bir geri dönük izlettireyim. Hani e, buralarda bahsediyorum hani burada böyle yeşil yeşil çizgiler oluyordu. Hatırlayanlar varsa aranızda. O yeşil çizgiler kayboldu. Hemen şöyle bir ufak bir izleme ile Bakın şu an 1 2 3 4 durdurdum şu an. Bakın 1 2 3 4 tane yukarı yönlü yeşil bir ok sinyali yani bir Longs long sinyali geldi. E, tabi dolayısıyla bakın Kaufman Moving indikatöründen e, direnç seviyesini geçemedi buradan e, satış yedi. Biz ne yapmamız gerekiyor? Biz her zaman konuşuyoruz arkadaşlar. Şöyle diyoruz. Nadara Vassan Kaufman'ı şu şekilde yukarı kesmesi lazım ki yukarı yönlü hareketlerimiz başladı diyelim. Ama şu an için öyle bir hareket söz konusu değil arkadaşlar. Ne oldu? Aşağı doğru saldı hemen tekrar takip edelim bakın oynatıyorum ve gitti gördüğünüz gibi şu an gitti yani şöyle söyleyeyim şu mumda şu mumda nadar sandık o yeşil bölge kayboldu yani bu ne demektir bir düşüşün geleceğinin işaretidir kesin ve net yani arkadaşlar görüyorsunuz kayboldu ve düştük yani e, bununla ilgili çok örnek var. Mesela şöyle bir şey gösterebilirim bakın aynı örnek burada da yaşandı. Bakın aynı örnek burada da yaşandı arkadaşlar. Hani demiştik boğa tuzağı gerçekleşti falan. Bakın burada şimdi size tekrar aynısını göstereceğim. Oynatalım. Bakın 1, 2 3 sonra tekrar aşağı tekrar kırmızıya düştü. Yani bölge tekrar kırmızılaştı. Bu da ne demektir? Düşüşün aslında devam edeceğini burada satış yediğini aslında evet burada bir boğa hareketi var. Güçlü bir boğa hareketi var ama e, ayı hareketi açıkçası daha basın geldi ve satışın daha yüksek olduğunu gösterdi. Düşüş gerçekleşti arkadaşlar. Yani bu şekilde bakın e, daha sonra tekrar hareketler yukarı yönlü hareket etmeye başladı ama Buradaki arkadaşlar anlatmak istediğim konu tam şu bölgede anlatmak istediğim konu bir e, boğa hareketinin gerçekleştiğini ama bakın tam böyle KAHOPMA indikatörünün 50, bin, 50 bin 9 seviyesinden satış yediğini. Burayı geçemediğini. Burayı geçip yukarı kırsa zaten süper olacaktı ama olmadı. E, şimdi biz gelelim asıl indikatörlerimiz arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Eee FX bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar ssl yazdığınız zaman CSL Hirbit diye çıkıyor arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyoruz. Daha sonra GUI mod. Buna da tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra asıl indikatör Poki. Bu Poki indikatörünü ben takip ediyorum arkadaşlar. Güzel bir indikatör. Çok güzel destek ve direnç seviyelerini gösteriyor. Tabii biz burada günlük periyoda geçelim. <laughs> Şimdi açacağım arkadaşlar. Şöyle POKİ diye yazdığınız zaman bakın zaten çıkıyor. POKİ buy and sell track profit. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar direkt bu görsel çıkıyor. Şunları bir açalım. Bende zaten var arkadaşlar kayıtlı. Buradaki tüm indikatörleri kullanıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bunu kapatalım. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Koid mode indikatörü bir e, bir şey gibi e, momentum indikatörü açıkçası e, nereden alabileceğimizi nereden satabileceğimizi gösteriyor e, yönün ne tarafı olduğunu momentumun ne tarafı olduğunu gösteriyor. E, SSL hibrit indikatörü de Gördüğünüz gibi bir hareketli ortalaması kırmızıya dönüştüğü zaman Kırmızıya dönüştüğü zaman bir düşüşün işareti Maviye dönüştüğü zaman da bir çıkışın işareti Tabi burada aynı zamanda arkadaşlar şunu biraz kapatalım Aynı zamanda arkadaşlar şöyle bir şey var Renklendirme bar renklendirmesi var arkadaşlar Bakın mavi yukarı yönlü bir ok Kırmızı aşağı yönlü bir hareketin gerçekleşeceğini gösteriyor Yani çok %100 açıkçası çalıştığını söyleyemem. Ama yüzde seksen başarı sağlıyor. Ama Poki mesela Poki çok güzel seviyelerde destek ve direnç görevi görüyor arkadaşlar. Onu gösterebilirim size. Mesela bakın bu seviyede kendini işaretlemeye almış. Gördüğünüz gibi bu seviye arkadaşlar çok sağlam bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor ve satış bu seviyeden Bitcoin. Bu seviyeden de bir destek seviyesi yukarı yönlü bir hareket. Aynen bu mavi de arkadaşlar o şekilde destek seviyesi görüyor. Yukarı yönlü bir hareket. Yani bizim aslında şöyle söyleyeyim, şöyle bir işaret koyduğumuz zaman hemen şuradan bakın şöyle bir işaret koyduğumuz zaman, da mavi yapalım. Evet, yani aslında şunu da öğrenebiliriz. Evet, burası sağlam bir destek seviyesi. Yani buraya geldiği zaman e, bir hareket yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz. Yani burada bir long pozisyonu açabiliriz. Yani %5'lik %6'lık bir long pozisyonu açabiliriz. 39.800 pardon 39.600 seviyesi indiği zaman yukarı yönlü bir hareket açabiliriz. Eğer 39.600'ün seviyesine burayı kırıp aşağı serkar, sarkarsa e, bir, bir sonraki seviyemiz açıkçası 32.000 dolar seviyesi. Yani şimdilik 32 bin dolar seviyesine düşeceğini pek fazla tahmin etmiyorum arkadaşlar. Ama e, neden olmasın düşebilir. Yani tetikte olmamız lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi size daha detaylı olarak şu şekilde anlatacağım. Nasıl kullanıldığını. Evet, çok pardon. Hala hastalığımız geçmedi. Ada çayı içe çay içe bir hal olduk. Neyse evet şimdi arkadaşlar bakın. pozisyonları nerede giriyoruz? Onu söyleyeyim. İlk önce hareketli ortalamamızı takip ediyoruz arkadaşlar. Bakın hareketli ortalama maviye döndüğü zaman tam şu seviyede. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bakın poke'nin mesela destek seviyesini oluşturduğu bölgeden bir alım gerçekleşiyor. Bu bir ok yanıyor. Bunu bir kere kenara yazıyoruz. Ondan sonra bar kırm e maviye dönüyor yani kırmızıdan maviye dönüyor arkadaşlar. Bu yukarı yönlü bir hareketin başlangıcı işaret. Baktığımız zaman hemen şöyle dikey çizgi alayım. Şöyle baktığımız zaman aşağıda da mesela kuyu yukarı yönlü bir hareket başlayacağını doğru işaret arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir hareket var ve maviye dönüyor burası da. Maviye döndükten sonra zaten yukarı yönlü long pozisyonu açmamız çok olan bir şey. Yani hareket yukarı yönlü gideceğini gösteriyor. Yukarı yönlü devam ediyor. Evet satış geliyor ama bakın bu çok önemli bir şey. Satış işareti geldi ama satış işareti geldikten sonra aşağıdaki e, hareketli ortalamamız EMA'mız hala mavide. Yani kırmızıya dönmediği için arkadaşlar bir sıkıntı yok. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Aşağıda da koyu modda da hala mavideyiz. Yani griye dönmedi. Griye dönerse sıkıntı var. Yani aslında griye döndüğü zaman ne demek istiyor biliyor musunuz? E, tetikte olun. Eller tetikte olsun. Her an her şey olabilir. Sert bir düşüş de olabilir. Yukarı yönlü hareket de olabilir. Bu bir düzelme. Ama siz tetikte olun. Stoplarınızı koyun demek istiyor. Şimdi mesela yukarı yönlü hareketimiz devam etti. Buraya doğru düşüşümüz gerçekleşti değil mi arkadaşlar? Bizim stopumuz neresi olacak? Eğer buradan girdiysek pozisyona bizim stopumuz burası olacak. 38.069 dolar seviyesi. Stopumuz burası olacak. Buraya geldiğimiz zaman stopumuz da burası olacak arkadaşlar. Kırmızı çizgiyle zaten Pokya indikatörü belirtiyor. 42100 dolar seviyesi. Şimdi bakın burada bir kırmızıya döndü hareketli ortalama barımız tamam mı? Burada tetikte olmamız lazım. Sonra griye döndü. Belirsizlik var. Onu da söyleyeyim. Sonra tekrar bir yukarı yönlü alt sinyali geldi. Yukarı yönlü devam ediyoruz. Tekrar düştü. Kırmızıya döndü var. Ve açıkçası bu aşağısı Queen mod da belirsizlikler içinde. Yani aşağı yönlü bir kırılım yok. Yukarı yönlü devam ediyor ama evet sonra daha sonra burada direnç seviyesinde aşağı doğru bir kırılım gerçekleşti. Gördüğünüz gibi aşağı doğru bir kırılım gerçekleşti ve aşağı doğru bir düşüş gerçekleşti. Evet burada mesela yukarı yönlü ufak bir alt pozisyonu geliyor. Çünkü neden arkadaşlar? Tam şu seviyede bakın burası direnç seviyesinde kırıldı artık desteğe dönüştü. Bunu artık söylememize gerek yok. Herkes biliyor. Hemen şuraya da bir işaret koyayım. Aslında bunun devamını bu şekilde işaretlerseniz şöyle koyayım. Aynen. Bu şekilde buralardan dönebileceğini e, anlayabilirsiniz. Bakın burada bu şekilde bir düşüş gerçekleşiyor. Tam bu destek seviyesinden yukarı yönlü yeni hareketimizi alıyoruz. Destek seviyesinden geliyor. Aşağıda kuyu modda arkadaşlar. Bakın tam burada gördüğünüz gibi yukarı yönlü gri bir e, mum çıkıyor, bu bar çıkıyor. Daha sonra tekrar maviye dönüp yukarı yönlü bir hareketlerimiz başlıyor. Gördüğünüz gibi tam burada tam bu seviyede gene bir satış yiyoruz. Bu seviye bizim için çok önemli bir seviye. Buraya işaret koyalım. Mesela bu seviye bizim için çok önemli bir seviye. Kırmızı ile boyayalım. Biraz da büyütelim. Evet. Yani ne demek istiyorum? Bu seviye bizim direnç seviyemiz arkadaşlar. Yani bu seviyeden yarın öbür gün tekrar bu seviyelere ulaştığımız zaman satış yememiz olası. Yani ee, direnç çok kuvvetli. 1 iki, bir kere denemişler olmamış. iki kere denemişler olmamış. Aşağı doğru sarkmış. Zaten gücünü kaybetmiş. Sonra gücünü toplayacak diye düşünüyorum. Bitcoin. Yukarı yönlü yukarı yönlü hareketlerine başlayacak arkadaşlar. Tabi bu yukarı yönlü hareketlerine başlarken burada da mesela bir direnç seviyemiz var. Bu direnç seviyemizi yani kaç? 55.300 seviyesini kırdıktan sonra yukarı yönlü 60 68.000 dolar seviyelerine gidebileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu nedir? Günlük periyottayız. Şimdi gelelim 4 saatlik periyota. 4 saatlik periyotta mesela burada e, göstereyim. 68 bin dolar şu an için bize çok hayal değil ama uzak bir mesafe. Onu kaldırdık. Aslında nasıl gördüğünüz gibi bakın 4 saatlikte daha net anlayacaksınız açıkçası. Gördüğünüz gibi burada bir direnç seviyesi. Burayı sürekli kıramıyor yukarı doğru hareketini gerçekleştiremiyor. Aşağıda bir destek seviyesi. Çok net ve bariz gözüküyor arkadaşlar. Şimdi e, burada yukarı yönlü alsat mumlarımız var. <laughs> yani normal bir ücretli indikatörün bildiğiniz e, alsat mumları gibi işaretleri gibi düşünebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda bir mavi destek seviyesi. Ne zaman oraya geldiyse arkadaşlar yukarı yönlü hareket devam ediyor. Yukarı yönlü direnç seviyesi ne zaman oraya geldiği zaman satış yiyor aşağı yönlü hareket ediyor. Tabi bunlarla birlikte mesela Bakın tam şu bölge aslında o kadar güzel bir alım sinyali vermiş ki Bakın Nedir yukarı yönlü e, kuyum modda Hamle gelmiş e, Bir bar gelmiş mavi bar Dolayısıyla burası da destek seviyesi olduğu için Buradan bir alım gerçekleşmiş Ve e, kırmızıdan griye griye maviye dönmüş hareketli ortalama. Ve yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Yani burası aslında tam bir alım seviyesi. Şöyle bir izleyelim bakalım arkadaşlar. Evet şöyle bir izleyelim. Bakın gördüğünüz gibi Sürekli alım gerçekleşiyor. Şimdi yukarı gidiyoruz, satış gerçekleşiyor. Bakın burası da bir direnç seviyesi oluşturdu. Ufak direnç seviyesi. Bak burayı kırdı. Büyük direnç seviyesini kıramıyor arkadaşlar. Aşağı doğru kırılım gerçekleşti. Kıramadı. Şöyle söyleyeyim. Bakın burada ee, kırılım gerçekleşemedi aşağı doğru bakın tam şu seviyede aslında tam şu seviyede aşağı doğru hareketine devam edeceğini gösterdi. Tabi biz ne bekliyoruz arkadaşlar? Aşağı doğru hareket devam ederse buradaki destek seviyemizden yukarı yönlü burada olduğu gibi tepki bekliyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. O tepkiyi beklemeden önce kesinlikle mum saat kapanışlarını beklememiz lazım. Yani buraya geldiği zaman arkadaşlar bekleyeceğiz. Aşağı yönlü bir kırılım da gerçekleşebilir. Yukarı yönlü bir kırılım da gerçekleşebilir. Devam ediyoruz. Evet durak burası. Bu durağın gelmesini bekliyoruz açıkçası. Buraya geldi mi ya long ya short işlem açacağız. Evet geldi. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar tam bu seviyeye gördüğünüz gibi geldi. Ve long işlemi açtık mesela. Açtığımızı varsayalım. Bir alım gerçekleşti. Çünkü burada gerçekten alıcılar var. Bekliyor. Alıcılar ve satıcılar. Alıcılar ve satıcılar arasında böyle ping pong topu gibi gidip geliyor arkadaşlar. Akümülü olmuş bir seviyede. Aslında e, birçok trader'ın istemiş olduğu e, seviye bu şekilde. Yukarı gitsin satış açalım, short açalım, aşağı gelsin long açalım. Yukarı gitsin short açalım, aşağı gelsin long açalım. Yani birçok trader'ın aslında görmek istediği pozisyon bu şekilde. Yani belirsizlikler bizi her zaman tehlikeye sokuyor. Yani düşünseniz 70 bin doları geçti, yürüyor gidiyor ama nereden döneceğini bilmiyorsunuz. O bir belirsizlik. Biz orada işte mesela ben sıkıntıya giriyorum. Hep böyle stop 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 koyak koyak bir hal oluyorum arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Pardon şunu kapatalım. Takip ediyoruz. Evet buraya geldi. Tekrar bakın burada tepki aldı. Tekrar tepki alıyor ve hani e, belirsizlik inanılmaz bir şekilde kırıldı. Mesela bakın. Gördüğünüz gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Buradan mesela belirsizlik bir akümül olmuş bir seviye. Şu seviyeden mesela yukarı salmıyorlar. 47.600 seviyesinden yukarı salmıyorlar arkadaşlar. Ve aşağı doğru bir kırılım gerçekleşti tam şurada dolayısıyla burada da bir gri mum yandı aşağı yönlü yani aslında artık buradan yukarı yönlü bir hareketin beklenmesi doğru değil hatta bakın arkadaki mum da var da hareketli ortamda da pardon kırmızıya döndü aşağı yönlü bir hareketin olabileceğini işaret arkadaşlar ve aşağı yönlü hareket geldi yani biz nereden başladık short işlemi açmaya tam şuradan başladık değil mi? Tam şuradan arkadaşlar short işte açmaya başladık. Ve aşağı doğru kırılım geldi geldi burada dolanıyor dolanıyor. Yani benim için açıkçası short işlem açtıktan sonra her zaman söyleyeyim %3'lük bir kar oranı bana yetiyor. Ben olsaydım ben buralardan çıkmıştım. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok terste kalma ihtimalimiz de var. Yani buradan şu şekilde de gelebilir arkadaşlar. Buradan şu şekilde gelebilir. Yukarı yönlü kırılım da gerçekleşebilir. Dolayısıyla benim oradaki %3'lük karım bile mesela e, kaybolabilir, yalan olabilir. Onun için ben yüzde %3'lük bir kere aldıktan sonra e, pozisyonu takip ettim. Nadar indikatörüyle indikatörü ile de takip ettim arkadaşlar. Aşağı yönlü bir hareket geldi. Tam destek seviyesinde gördüğünüz gibi. Kırılım da geldi aşağı yönlü ve düşüş sert oldu. Ben bunu Nadar gördüm zaten arkadaşlar. 4 saatliğe gelelim. Bakın Nadar Avassan kavukma indikatöründe zaten bunu gördüm nedir? Şimdi bakın buradaki şuradaki hareketler, şuradaki hareketler şöyle göstereyim. Şuradaki hareketler arkadaşlar, Kaufman indikatöründe de bakın gördüğünüz gibi bir direnç seviyesi oluşturduğu için bir türlü yukarı kendini atamadı. Ben bunu takip ediyorum ve dolayısıyla dedim ki kendini yukarı atamadığı için sert bir düşüş geleceğini tahmin ettim ve sert bir düşüş geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve burada da zaten şöyle ufak bir oynatma yapalım. Bakın nadara bassan aşağı doğru kesim gerçekleşiyor. Hemen göstereceğim. İnternetle ilgili bir sıkıntımız var. Evet bakın sinyaller yandı. Kayboldu. Yandı. Evet sinyaller güçlenmeye başladı. 3, 4 yeşil yandı. Evet yukarı yönlü hareket geleceğini gösterdi ve yeşiller gitti. Kırmızıya döndü. Gördüğünüz gibi. Yani aslında burada bu düşüşün Nadaravastan gördüğünüz gibi aşağı doğru kesti. Düşüşün aslında tam şu bölgede aslında düşüşün aşağı yönlü hareket edeceğini ve buradaki durağı 45.600 dolar durağına uğrayabileceğini ben tahmin ettiğim için tam şuraları aynen bu şekilde devam ettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar o bayağı da uzun bir video olmuş 20 dakika yakın. Benim dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar.